Genç bir kız yaşlı anne babasına bakmak için tarlada yevmiyeli işçi olarak diğer kadınlarla birlikte çalışıyor ve eve ekmek getiriyordu. Okulunu da bir yandan ihmal etmiyor, hem derslerine çalışıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyordu. Onun bu örnek davranışı ailesi ve çevresindekilerden büyük beğeni topluyordu. Genç kız çalışkan ve vefalı olduğu kadar güzeldi de. Onun bu güzelliği hemen dikkat çekiyor ve görenleri hayrete düşürüyordu. Çok kere çalışırken birilerinin zorbalığına uğramış, işi bırakma raddesine kadar gelmişti. Her seferinde durumunu arz ettiği büyükleri tarafından koruma altına alınmış, bu işi yapanlara gözdağı verilerek genç kızın güvenliği sağlanmıştı. Buna rağmen köyün bazı gençleri muhtelif zamanlarda toplanıp tarlaya yakın bir yere geliyor ve genç kızı çalışırken izliyorlardı. Onun çalışırken eğilip kalkması, elbiselerinin zaman zaman açılıp vücudunun bazı yerlerinin biraz belli olması onlar için büyük bir eğlence kaynağıydı. Genç kız kendisini gizlice izleyen kişileri gizlendikleri için görmüyor ve yaşanılanların farkında bile olmuyordu. Köyün gençleri bu durumu bir süre sürdürdü. Ardından içlerinden birisinin genç kız hakkında kurduğu sapkın plana boyun eğip bir gün yanına gittiler. Ormanlık alandan genç kıza usulca yaklaştılar. Bir grup erkeğin kendisine doğru geldiğini gören genç kız panik olup kaçmaya çalıştı. Harekete geçer geçmez gençler koşarak geldi ve genç kızın etrafını çevirdi. Sonra da ona "Nereye gidiyorsun? Bugün eve gitmek yok. Seninle işimiz var." gibi laflar ettiler. Genç kız korkarak "Sizinle ne işim olur? Çekilin önümden." diye bağırdı ve "Kimse yok mu?" diye etrafına baktı. Beraber çalıştığı kadınların hiçbirisinin olmadığını görünce neler olacağı konusunda hiçbir fikri kalmadı. Gençlerle başa çıkmaya çalışırken birdenbire harekete geçtiler ve ite kaka onu ormana doğru götürdüler. Ormana sürüklenen genç kız yolda hem sözlü hem fiziksel zorbalığa maruz kalıyor ve kötü bir gidişata doğru sürükleniyordu. Ne kadar yalvarsa da sözünü dinleyen hiç kimse yoktu. Bağırıp çağırsa da kendisini kurtaracak kimse de yoktu. Gençler küfürler edip onu önlerine katıyor, yürümesi için zorluyorlardı. Ormanın iyice derinliklerine ilerlediklerinde gençler burada durmak konusunda hemfikir oldular. Genç kızın gözyaşları ve yalvarışlarını aldırış etmeden onun üzerine gelip saldırmaya, elbiselerini parçalamaya başladılar. Tam o sırada müthiş bir uluma sesi duyuldu ve ormanın içinden bir kurt sürüsü çıka geldi. Gençler kurtları görünce kızı bırakıp kaçmaya başladılar. Kurtlar kızın yanına gelip orada durdu. Gençler kaçıp gittikten sonra kız ayağa kalkıp tökezleyerek ormandan çıkmak için harekete geçti. Kurtlar genç kıza ormandan çıkana kadar eşlik etti. Genç kız ormandan çıktıktan sonra hızlıca evine gitti. Durumu büyüklerine anlattığında köylü çocukların hepsi şikayet edildi ve gereken cezayı aldılar. Hangi suçlu ve hangi zalim olursa olsun cezası ya dünyada verilir ya da ahirete kalır ama asla cezasız kalmaz. Zulme uğrayan kimselerse hukuki yönden haklarını ararlar, bu yolla haklarını alamazlarsa ahirete bırakırlar. Zina eden erkek veya kadına ceza uygulanabilmesinin şartlarından biri de zinanın kendi özgür iradesiyle yapılmış olmasıdır. Zinaya zorlanan kadına had cezası gerekmediği konusunda İslam bilginleri görüş birliği içindedirler. Ayrıca zinanın ispatında 4 şahit arandığı halde ırza geçmede şahitlerin adedinin 4 olması zorunlu değildir. Kadının zorbalığa uğramış olduğuna şahitlik edenlerin adedi 4'ten azsa bu durumda mütecavize tavir cezası uygulanır. Kadının zorbalığa uğradığını ispatlayamaması halinde ise kendisine zina iftirası cezası gerekmez. Diğer taraftan bu tür davalarda kadının yemini müteber değildir. Zina ve ırza geçme suçları için öngörülen cezalar Allah'a ait haklardandır. Topluma karşı işlenen bir suç olduğu için de toplum haklarından sayılmıştır. Mağdurun şikayeti söz konusu olmasa bile suçun sabit olması halinde mütecaviz cezaya çarptırılır. Tacir cezası suçlunun durumuna ve suçun niteliğine göre ağır söz, hapis, dayak, ölüm gibi hakimin uygun göreceği cezalardır. Kur'an-ı Kerim'de zinanın cezası şöyle belirtilmiştir. Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birisine 100 değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onlara karşı beslediğiniz acıma duygusu Allah'ın dinini uygulamaktan sizi alıkoymasın.
Müminlerden bir grup da onlara uygulanan cezaya şahit olsun. Zina eden kimsenin evli veya bekar olmasına göre ceza değişmektedir. Bekarsa 100 sopa, evli ise rejim cezası gerekir. Ancak bu cezanın verilmesi için ya 4 kişinin gördük diye şahitlik etmesi ya da zina eden kimsenin 4 defa ayrı ayrı devlet yetkililerine zina ettiğini ve kendisine ceza verilmesini itiraf etmesi gerekir. Eğer böyle bir durum yoksa cezası ahirete kalmış demektir. Zulme uğrayan kimse hakkını alabileceği gibi zulmeden de cezasını hakkıyla çekecektir. Burada her şeyden önce belirtilmesi gereken husus şudur ki İslam'da hiçbir ceza fertler tarafından tatbik edilemez. Bilakis devletin mahkemeleri tarafından böyle bir suçun gerçekleştiği tespit edilirse yine devlet tarafından verilen ceza tatbik sahasına konur. İslam dini bir yandan bu suçun çok çirkin olduğunu belirterek bu gibi çirkin işler karşısında vicdanlarda tiksinti uyandırarak toplumu fuhuştan uzaklaştırmayı hedeflemiştir. Toplumda zinanın önlenmesi zinaya yaklaştıran sebeplerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır. Halk arasında kullanılan ateşle barut bir arada olmaz sözü çok hikmetli ve pek çok tecrübenin ürünüdür. İnsanlara çarpıcı bir uyarıda bulunan Kur'an tercih ettiği bu üslupla adeta şöyle haykırmaktadır. Ey insanlar, sakın zina kokusunun geldiği, ondan hafif bir esintinin olduğu yere yaklaşmayın. Çünkü orası bir mayın tarlasıdır. Her an patlamaya hazırdır. Veya dikkat edin, orada yüksek gerilim hattı vardır. Sakın yaklaşmayın. Büyük tehlike vardır. Toplumsal, ailevi, insani ve dini açıdan orada kalın bir kırmızı çizgi var. Sakın o çizgiyi ihlal etmeyin. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlere belirtmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için bizlere abone olarak destekte bulunmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.